teknolojik çöplüğümle bu motoru gözüme kestirdim. Bugün bu motoru kurban edeceğiz, sökeceğiz. Yapacak bir şey yok, ruhumda buradacılık var. Çünkü bol bol malzemelerle yetişmedik. İlla bir hurdayı, bir parçayı bir yerlere soktum ki günün birinde çıkarırız, kullanırız, bir işimize yarar diye. İşin acı tarafı şu, birilerinin icat ettiği, birilerinin imal ettiği şeylerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını öğrenmekle ömrümüz geçiyor. Umarım günün birinde bir arkadaş çıkar der ki ben şöyle bir motor icat ettim, ben şöyle bir sistem, böyle bir makine icat ettim der ve biz o arkadaşın makinesini göğsümüzü gere gere yine bu şekilde video çekimleri yaparak anlatırız. Motorumuzda okunabilen bir etiket yok. Etiket olmadığı için motorla ilgili isterseniz yorumlar yapmaya çalışalım. Şimdi burada iki tane fırça kapağını görüyoruz. Bu bir fırçalı doğru akım motoru. Gövde çapı dar ve uzun. Kuvvetle muhtemelen bu sabit mıknatısıdır. Yani bobinli kutuplara sahip değildir. Çünkü eğer bobinaj telleriyle sarılmış kutupları olsaydı bu gövdeyi oturtmak zor olacaktı. O nedenle kuvvetle muhtemeldir bu bir sabit mıknatısı fırçalı doğru akım motoru. Burada güç konnektörü olarak 3 tane pin vermişler. Bu konnektörlerin ne olduğunu hani tahmin etmeye çalışalım. Kuvvetle muhtemel 2 tanesi buradaki fırçalara, endüviye basan fırçalara aittir. Üçüncüsü de motor gövdesine ait bir şasedir. Çünkü bu bir konnektör. Yani buraya bir fiş oturuyor. O nedenle ayrıyeten papuçla falan herhangi bir yerinden zannetmiyorum ki motoru topraklamış olsunlar. Eğer buradaki gibi sabit mıknatıslı bir motor değil de bir bobinli, yani kutupları sarılmış bobinli bir motor olsaydı şöyle bir olasılık da vardı. Şönt olabilirdi ve bir tanesi orta uç olabilirdi. Bir tanesi endüviye ait, öbürü de kutuplara ait uç olabilirdi ama kuvvetle muhtemel bu motor bir sabit mıknatıslı motor olacağı için demin de dediğimiz gibi muhtemeldir. İki tanesi endüviye ait, bir tanesi de motor şasesine ait bir uçtur. Şimdi bununla ilgili bir ölçüm yapalım. Şu anda değer göstermedi. Şu şekilde değer göstermesini sağlayalım. Şu anda değer gösteriyor. Muhtemelen bu fırçalara giden endüvi üstünden geçen uç. Üçüncü uçla herhangi bir alakası var mı? Yok. Üçüncü ucun gövdeyle bir alakası var mı? Evet. Üçüncü uç gövde. Yani şu uç gövde. Şu iki uçta, şuradaki iki uçta fırçalara ait uçlar. Bu pinlerin ölçümü sonucunda da bu motorun sabit mıknatıslı bir motor olduğunu görüyoruz. Burada bir kasnak var. Dişli kayış için kullanılmış bir kasnak var. Arka tarafta görünüş elemanı var. Pin sayısına bakarak bunun bir takometre olmadığını söyleyebiliriz. Bu bir ya bir resolver ya da bir enkoder. Hani motora bakarak yapabileceğimiz ilk yorumlar bunlar. Motor milinde bir adet kasnak var. Kasnağın içerisinde bir tane fetuskur vidası var. Elimdeki üçlük alyan içerisinde dönüyor, boşta dönüyor. 3,5'luk alyan da buna girmiyor. Muhtemelen bunda üçlük bir alyan takılıymış ama daha önce açmaya çalışanlar bu alyanı içeride bozmuşlar. Bozdukları için şu anda sökemiyorum. Bu motoru tekrar toplama gibi bir derdimiz olmadığı için biraz zorlayacağız bu mili ve çektirme ile milin üstündeki kasnağı alacağız. Çektirmemizi açıyoruz. Şimdi çektirmemizin burada bir çıkıntılı pin var. Bu pin rotorun ortasındaki vida deliğine oturacak. Kenar kollarını kapadık. Deliği oturtturduk ve vidayı sıkmaya başladık. Sıktıkça kasnağın yukarı doğru çıkması gerekli. Geliyor kasnak yukarı doğru. Kaplinleri ya da kasnakları çıkartmanın, tabi rulmanları da çıkartmanın en temiz yolu budur. Biz genellikle bunu iki demir rızak arasına alıp yukarıdan bir şeylerle vurduğumuz için iyice yuvayı bozarız. En teknik haliyle çıkartma yöntemi budur. Oldukça zorladı bizi ama
Bandı çıkarttık. Sökmeye arkadaki enkoder ya da rezervuar kısmından devam edeceğim. Çünkü eğer ön tarafı sökecek olursak içerisindeki endüvi sabit mıknatıslara yapışacağı için sökme işlemimiz daha zor olacaktır. Valla değişik bir şey. Üstünde ne yazıyor okumaya çalışayım. Şu anda bu geri dönüş elemanının koruma kapağıydı. Şuradaki pinleri de sökelim. Şurada bir sekman var. Sekman çıkarttığımız zaman pinler herhalde bu tarafa düşecek. Çıkardık sekmanı. Pinler de düştü. Şimdi bu koruma kapağını alalım. Açık söylemek gerekirse böyle bir geri dönüş elemanı ilk defa gördüm. Üstündeki yazılardan olduğunu öğrenmeye çalışıyorum ama Brushless Resolver diyor. RX markasını vermiş. Bir fazlı, ikinci faz 2 volt, 750Hz. Yani bunu kodundan falan bulabileceğimi de zannetmiyorum. Kodu var ama çok eski bir motor bu. Sökmeye devam edelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Vidalar bir şey yapmadı. Bakalım şunları sökelim ne olacak. Burada yine bir içeride bu delikten bir fetüskur var. O fetüskur vidasını sökmemiz gerekecek. Üstünde Brushless Resolver yazıyor. İlk defa ben bu tip bir resolver gördüm. Genellikle daha önce söktüğüm resolverlar biraz daha çap olarak büyük oluyordu. Burada geri dönüş elemanının kaplini var. Bu kaplini açıyorum. Lastik çanta koymuşlar. Şimdi motorun asıl gövdesini sökebiliriz. Motorun gövdesini sökmek için buradaki ve ön taraftaki vidaları açacağız. Fırçaların olduğu kapakları söküp bakalım. Bunlar fırçaların montaj ve servis kapakları. Fırçayı burada görüyorsunuz. Şurada bir baskı yeri var. Burada fırçanın ucunun girdiği bir soket var. Çıkaralım. Şimdi baskı yayından fırçayı kurtulup çıkaralım. Çünkü biraz sonra endüviyi sökerken fırçalar endüviye sürtecek. Şu anda fırçası bu. Mıknatısı motorları sökerken en büyük sıkıntı şu. İçerisinde sabit mıknatısı olduğu için endüvi kutuplara çarpacaktır. Çünkü mıknatıs çekecektir. Ve sabit mıknatısların çok da sağlam olduklarını söyleyemeyiz. Sert darbelerde çatlama ve kırılma yapacaktır. Ön kapak vidalarını da açalım. Boylu boyunca mil atmışlar. Yani gövdeyi sıkıştırmak için, kapakları sıkıştırmak için. Şu anda sabit mıknatıslar çektiği için çıkartmak biraz zor olacak. Fırçalı doğru akım motorumuzu söktük. Bu gövde kısmı. Gövde kısmının içerisinde kutuplar var. Kutuplar sabit mıknatıslardan oluşmuş. Sabit mıknatısların şöyle bir dezavantajı var. Sabit mıknatıslar kırılgandır ve sökerken
NGV'yi çıkarırken veya montaj sırasında darbe yapmamak lazım. Çünkü darbe yaptığımız zaman çatlamalar ve kırılmalar olabilir. Uzun bir gövdeye sahip ve elektro bobinler yok. Bobinaj telleriyle sarılmış sargılı kutuplar yok. Sabit mıknatıslardan yapılmış kutuplar var. Bunlar fırçalar ve fırça tutucuları. Fırçalara dikkat edecek olursanız arka taraflarında yay var. Yay kuvvetiyle fırçalar endüviye basıyor. Büyük güçlü motorlarda bu fırça tutucular olduğu gibi sağa veya sola belli açılarda hareket edebiliyor. Fırçalardaki arkı en aza indirmek için kaydırma dediğimiz bir olay var. Fırçaları kaydırıyoruz. Ders notlarında bunların detayları var. Sadece şu anda fiziksel olarak motorun içerisinde ne olduğuna bakıyoruz. Bunlar fırçalar. Fırçalarda bir miktar aşınma var ama hani bakım gerektirecek, fırçaların değişimini gerektirecek şu anda bir durumda değil. Bu ise endüvi kısmımız. Endüvi kısmında saç paketler var. Saç paketlerin içerisine açılmış oluklar. Olukların içerisine sarılmış bobinlerim var. Bu endüvi kısmının kolektör kısımları. Bunların her biri aslında bir bakır adacık. Yani buradaki kolektör dilimi yanındaki kolektör diliminden tamamen elektriksel olarak yalıtılmış durumda. Bu kolektörler birbirlerine elektriksel olarak temas etmediği gibi gövdeye de veya mine de herhangi bir teması yoktur. Burada şurada çelik macunu var. Bakacak olursanız şurada bir çelik macun var. Burada da bir çelik macun var. Şu kısmında. Çelik macunu tamamen balans için konulmuş buraya. Çünkü her ne kadar bunun içerisinde sarılan bobinlerin spir sayıları aynı da olsa ilk sarılmaya başlanan bobinle en son sarılan bobin arasında yukarı doğru çıktığı için sarıp dış yüzeye çıktığı için boylarda fark olacaktır ve o boylar kilo farkı yani bobinler arasındaki ağırlık farkı neden olacaktır. O ağırlık farkı da balansını bozacaktır, merkez kaşını bozacaktır. Sarılan bobinler, içerisinde sarılan bobinler buradaki kolektör dilimlerinin üzerine çıkarılmış. Her bir bobin grubu buradaki kolektör dilimlerine bağlı. Rotorumuz oldukça uzun bir rotor. Bu rotorun şöyle bir tahminde bulunabiliriz. Devir sayısı biraz yüksek. 2000-3000 devirler gibi yüksek bir devir sayısında döndüğünü tahmin edebiliriz. Çünkü hani etiketi yok motorun üstünde. O nedenle kodu yok veya kodu olsa da eski bir motor bulmamız çok zor. Ama rotora bakarak bunun yüksek devirli ve yüksek momentli bir motor olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü yani rotor boyu uzun, teller uzun, gövdedeki kutuplar da uzundu. Bu tamamen endüvi boyunun uzun olması tamamen momenti arttırıcı bir olaydır. Yüksek momentli bir motor. Zaten arkasına takılı olan resolver'da bunun servo sistem, bir servo sistemi, konum ve hız kontrollü, moment kontrollü bir servo sistemin elemanı olduğunu, çalıştırdığını bize gösteriyor. Şimdi dönme nasıl gerçekleşiyor? Ona bakalım. Buradakiler sabit mıknatıs kutuplardı. Sabit mıknatıs kutup olmasa da elektro bobin de olsa içindekiler, bu kutupların görevi sadece N ve S oluşturmak. Şimdi fırçaların yerleşimi burada önemlidir. Fırçalar bu motora dışarıdan bir elektrik veriyor. Doğru akım veriyor. Ve örneğin N kutbunun burada olduğunu düşünelim. N kutbunun burada olduğunu düşünelim. Fırçaların dışarıdan verdiği, buradaki endüviye, fırçaların dışarıdan verdiği akımın oluşturduğu S kutbu da burada. Yani benim sabit mıknatıs N kutbum burada. Fırçaların oluşturduğu S kutbu da burada. Ne yapacak? Bu kutuplar sabit olduğu için endüvideki S kutbunu kendine doğru çekecek. Yani bu benim kutupların N kutbu gövdedeki. Bu da buradaki kolektör dilimlerine fırçalar üzerinden verdiğim akımın oluşturduğu S kutbu. Bu S kutbu N kutbunun altına doğru dönecek. Bu S kutbu N kutbunun altına geldiğinde kolektörlerin, fırçaların kolektörlere basan veya fırçaların bastığı kolektörler değişecek. Bu sefer bu
S kutbu olarak gördüğüm kutup bu N'in altına geldiğinde bu N kutbuna dönüşecek, yani itilecek, ama bir sonra peşinden gelen bobin grubuna S verecek. Yani kolektörlerin fırçalara basma noktasından veya basma pozisyonundan N kutbum var, S kutbu, S kutbu N kutbunun altına doğru hareket ediyor. S kutbu N kutbunun altına geldiğinde uçlar yön değiştiriyor burada. Uçlar yön değiştirdiğinde bu S N'e dönüşüyor. Ters yönde akım veriliyor. Ama peşinden gelen bobin de S bobini olduğu için bu N bu tarafa doğru itilirken bir yandan da yeni oluşturulan S kutbu N kutbunun altına doğru çekiliyor. Yavurca kaynaklarda, yabancı kaynaklarda buradaki kolektör dilimlerine komitatör derler. Komitatör elektrikte sıralı anahtarlama yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Buradaki bobinlerine verdiğim anahtarlamayla, yani bunun bastığı, fırçaların bastığı pozisyonda verdiği elektrik akımı bunun üzerinde kutuplar oluşturuyor. Endüğün üstünde oluşan kutuplar ana kutuplara doğru hareket ediyor. Ana kutbun altına geldiğinde bu sefer peşinden gelen bobin grubuna, peşinden gelen o kutbun peşinden gelen bobin grubuna endüğü üstündeki bu sefer yeni bir kutup yönü veriliyor. Örneğin S veriliyor ve o da aynı şekilde hareketi sürdürüyor. Bir kutbun altına geldiğinde bu sefer diğer kutupla birlikte hareket devam ediyor ve bu kutbun altından çıkarken de örneğin N kutbunun altından çıkması sırasında da N kutbuna dönüşüyor. Hem bu taraftan çekme kuvveti hem de bu taraftan itme kuvvetiyle endüvide dönme hareketi sağlanıyor. Tamamen buradaki dönme hareketi mekanik bir anahtarlama yardımıyla yapılır. Asenkron motorlarda döner alan alternatif akımın 3 faz sisteminin kendi oluşturduğu bir döner alandı. Orada bir herhangi anahtarlama yapmıyorduk. Fazın doğal yapısı oydu. Fırçasız doğru akım motorlarında ise sıralı olarak bobinlere ben dışarıdan anahtarlama yapıyordum. MOSFET'le, tristörle, her neyse bir anahtarlama elemanıyla. Ama buradaki anahtarlama sistemi tamamen mekanik ve fırçaların kolektör dilimlerine basma pozisyonundan kaynaklanan bir olay. Bu kitaplarda falan resimlerini çok gördüğümüz fırçalı doğru akım motoru. Bugün bu doğru akım motorunu söktük. Hani daha çok teorik bilgiden ziyade motorun içerisinde neler olduğuna baktık. Benim için yararlı oldu çünkü ilk defa bu tip kompakt yapıda bir resolver gördüm. Daha önce gördüğüm resolverlar daha çap olarak büyüktü. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ederim.